Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 29 Ocak 2021 Cuma. Son iki gündür piyasalardaki hareketlilik baş döndürüyor. Piyasalar resmen türbülansa girdi. Yer yer türbülanstan çıkılıyor gibi de olsa tabi risk iştahındaki dar azalma ve tedirginlik elinde avucunda ne varsa kaybedebileceğine dair endişeye kapılan özellikle küçük yatırımcıdaki e, satış eğilimi piyasalarda önümüzdeki günlerde hem ocak sonu hem şubat başı hem de marta kadar geçen dönemde daha belirsizliklerin arttığı maalesef yer yer benzer 27 Ocak çarşamba günü yaşanan o benzer şoka benzeyen yeni şok dalgalarının geleceğini gösteriyor. Dolayısıyla dün hem dünya çapındaki küresel ekonomiye dair piyasalara dair bir bakış açısıyla beraber Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın uyarılarını da içine katarak bir genel değerlendirmede bulunmuştum ve aslında emtia için, güvenli liman emtia için, değerli metal altın için, gümüş için ve platin ve paladyum gibi metallerdeki fırsatlara işaret etmiştim. Yer yer satışlar geliyor. Sonuçta yatırımcılar bir yerde para kaybederken bunu portföylerindeki artıda oldukları başka yatırım araçlarında satış yaparak telafi ediyorlar. Bu kaybı bu şekilde ikam ediyorlar ve altın ne olursa olsun geçen sene hiç kimsenin ummadığı kadar para kazandırdı yatırımcısını. Özellikle 2074 dolar seviyesine kadar gitti o tarihi rekorunu, 1980 dolar seviyesinin üzerindeki yeni rekor seviyesini yukarılara çıkardığı dönemde iyi ayarlayıp satış yapanlar bu karı realize etmişlerdi. Yine aşağı indiği 1770 seviyesinde alım yapıp bu 1900 dolara 1920 dolar hatırlayacaksınız 1950 dolara kadar geldi 2020 yılının son döneminde. Oralarda da bu alım satım seviyelerini iyi ayarlayanlar yine kazanıyorlar. Ama ne olursa olsun son iki günde gördük ki hisse senetlerinde hatta devlet tahvillerinde anlık çöküşler çok sert oluyor. Hisse senedi piyasası gibi oturmuş bir piyasada bile bir gün içerisinde %4-5 endeks olarak bazı hisse senetlerinde %10, %9, %15 düşenler oluyor. Bu da e, altında en azından kenarda dursun, sepette dursun e, davranışını, yatırımcı davranışını maalesef e, yani bir anlamda tekrar te tetikliyor, tekrar pekiştiriyor. Dolayısıyla tü hele hele Türkiye'deyseniz sepette döviz Bunların ağırlıkları değişebilir ama döviz, altın, gümüş. Yer yer 2021 yılında artık tarım emtialarında buna katıyoruz. Pirinçtir, buğdaydır, mısırdır, soya fasülyesidir, kakaodur. Yine başka tarımsal emtiaları da bunlara kat katmamız gerekiyor. Çünkü korona salgını ile beraber hem gıda tarafında, gıda üretiminde e, işlenmemiş gıda fiyatlarında bir artış var. Üretim tarafı çöktü. Kuraklığa bağlı e, rekolte kayıpları var ki 2021'de bu kuraklık daha belirgin hale gelecek. Dolayısıyla bu sene sepette tarım emtialarını da peyderpey işleyelim. E, peyderpey yer verelim. Aslında bu cuma tarım emtialarını ya da gayrimenkulü emlağa işleyecektim. Konut fiyatlarını işleyecektim ama 27 Ocak şoku, türbülansı biraz daha makro verilerle konuyu değerlendirmemiz gerektiği kanaatini ne vardırdı beni. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu tarım emtialarını ve diğer konuları işleyelim ama türbülans devam ediyor. Gerçekten her an her şey çökebilir. Kemerlerinizi bağlı tutun, sıkı tutun. Bu anlamda Mart 2020'nin küçük bir provasıydı. Şu son 2-3 günde yaşadıklarımız. Tehlike geçmedi, riskler hala fazla. Borsa İstanbul'daki o çarşamba günkü düşüş işte çok yüzde dört buçukluk endeksi düşmüştü. Ee, korona salgında bu mutasyon paniğine bağlı oynaklık endeksindeki e, bir günde yüzde yükseliş yeni risklerinde habercisi. E, bu arada sıcak paranın öyle çok kalıcı olmadığını gördük. %17 faizle versek dünyanın en yüksek politika faizine versek. Bakın Hindistan, Türkiye, Brezilya e, sıcak paranın portföy yatırımlarının girişini gösteren grafikte. Kırmızı çizgi Türkiye. Dikkat edin Türkiye'nin üzerinde Brezilya ve Hindistan'a daha fazla özellikle 2020'nin sonunda daha fazla para giriş olduğunu görüyoruz. Kırmızı hafif belli orada ucunu çizgi grafikte aşağıya dönmüş işte o. Biz de portföy yatırımlarında gördük ki geçen hafta itibariyle artık maalesef eksiye döndü. Net girişler yok. Hele hele şu 27 Ocak krizinden sonra da bu net girişlerin artık net çıkışa döndüğünü göreceğiz. Artık 50-100 milyon dolarlık net borsaya ve tahvile giriş görmeyeceğiz. Satış yaptıklarını bu haftanın verisi gelecek hafta açıklandığında göreceğiz ki bu hafta net satış yapmış yabancılar. Sıcak para Merkez Bankası için e şu anda ancak o şekilde şu an bu çarkları çevirebiliyor Merkez Bankası. Dünyanın en yüksek 10 politika faizini, repo faizini veren ekonomisiyiz biz. %17 grafikte görüyorsunuz. 2 ayda %10,25'ten buraya geldik. Bu grafiğe rağmen döviz tevdiat hesaplarında Dün geçen cuma itibariyle tekrar 1 milyar dolarlık bir satış olmuştu iki hafta önce. Tekrar onların geri konulduğunu gördük. Bu hafta bu alışların daha da devam ettiğini göreceğiz. Belki de 237 milyar doları geçtiğimizi göreceğiz gelecek hafta. Döviz tevdiat hesaplarını bu tuzlu kuruların 6.40 TL olacak oraya inecek dolar tuzağına düşmediği için vatandaş rızaya ne kadar teşekkür etsek az. Vatandaş rıza algıyla Danışıklı dövüşle doların düşmeyeceğini Merkez Bankası'ndan, ekonomi yönetiminden daha iyi biliyormuş. İktisatçılardan daha iyi biliyormuş. Vatandaş rıza 30'a düşseydi, bu 236-235 milyar dolar hızla bozdurulsaydı, en azından kaydi olanlar bir yana, nakdi olanlar yastık altındaki döviz ve altın da bu şekilde piyasaya TL olarak dönseydi, kur 7 liranın altına inseydi, çarşamba günkü o şokta ne olacaktı? dolar belki de 7 liranın üzerine çıkacaktı. Çünkü oynaklık aşağıya doğru iniş, kontrolsüz iniş oynaklığı artırıyor. O oynaklık endeksindeki o grafikteki o yükseliş bizde dolar tl, euro tl'yi çok sert bir şekilde yukarıya çıkaracak. O yüzden Merkez Bankası'nın düşüşte de dikkat etmesi lazım. Yani hele hele faizi arttırsaydı Merkez Bankası 100-150 bas puan Londra'daki para baronların ifade ettiği, tefecilerin ifade ettiği gibi 150 bas puan arttırsaydı dolar, TL belki de 7 onun altına inecekti ama çarşamba günü biz bugünkü 7.38, 7.34 ile 7.45 arasındaki o salınım yapan e, dolar TL yerine 7.60'ın üzerinde bir dolar TL görecek. Hatta 7.70'i geçebilirdi. Şimdi burada Merkez Bankası ne yapmalı? Merkez Bankası aslında bu krizi fırsatı çevirebilir. Bırakalım acil durum senaryomuzun olmadığı ortada bari kurda hiç olmazsa bu krizi bir fırsat olarak değerlendirelim. Yabancılar TL'de uzun vade kontratların hepsini yakacaklar. O 6.40 olacakmış, 6.90 olacakmış, 7 liranın altına inecekmiş. Bunun böyle olmadığını görüyoruz. Merkez Bankası'na faiz artır diye fısıldayanlar şimdi dolar topluyorlar. 7.34'ten, 7.35'ten, 7.40'tan dolar topluyorlar. Faiz artış yapısı daha da aşağı inecekti bu destek seviyeleri. Ben söylediğim o hem dolarda 7.34 7.35, euroda 8.95 8.99 desteklerinin e, artık kale duvarı oldu. Aşağıya doğru aşağıya doğru inişlerde çok net bir seviye oldu. Bunun üzerinde de o dirençleri takip ettiğimiz aslında Merkez Bankası artan riskler, gerçek enflasyon ve diğer göstergeler yüzünden kur şoku kaçınılmaz hale gelebilirdi. Çok sert aşağı inseydi vatandaş Rıza'ya Ayşe teyzeye teşekkür etmeliyiz. Piyasadaki bu koro var ya, Türk Lirası değerlenecek. Türk Lirası'nda pozisyonu artık uzun vadeye döndük. Dolar'da kısa vadeye geçtik. Doları satıyoruz diyenler işte onların tuzağına düşülseydi bu dalgalanmalar esnasında biz dolarda, euroda yeni seviyeleri görecektik. Bu açıdan bu kırmızı alarmı Merkez Bankası'nın görmesi lazım. Yani sıcak para odaklı bir krizden çıkış reçetesinin aspirin tedavisi olduğunu gördük. Sistemden para çıkışını hızlandıracak polisiye tedbirlerden uzak durulmalı. Özellikle döviz tevdiat hesapları üzerinde dönen dolaplar ve konuşulan senaryolara prim verilmemeli. Hele hele bu döviz tevdiat hesaplarını biz bankalara hisse senedi olarak verip onları bankalara mevduat oranında ortak yapalım gibi bir İnisiyatif asla asla kullanılmamalı. Çünkü Merkez Bankası şu anda faizi arttırma konusunda siyasi bir baskıyla karşı karşıya. Bugünlerde dolar 7.65 TL, euro 9.20 TL'yi test ederse Merkez Bankası sükunetini muhafaza etmeli. Hatta ben olsam Naci Abal'ın yerine şu anda piyasaya belki TL likiditesini biraz daha arttırarak varsın dolar tl euroya dolar tl euro tl sterline franga yönelsin bu tl alsınlar alsınlar hatta döviz tevdiat hesapları ile ilgili e, burada dövizi döviz mevduatının e, teşvik edici adımlar bile atabilirim e, inanın doların 7.70 üzerinde euronun 9.20 üzerinde şekillendiği bir ocak sonu şubat ortası yani 18 şubat toplansa kadar böyle bir kur seviyesi olursa Merkez Bankası'nın hiç faiz artırmasına gerek yok İddia ediyorum. Bu senaryoyu deneyelim ve 18 Şubat'ta faiz yine %17'de sabit tutalım. Böylece faiz artırma baskısını da saraya karşı ve esnafa, real sektöre karşı bu baskıdan da kurtulmuş olur Naci Abal ve ekibi para politikası kurulu. Faiz arttırmadığında kurun tekrar %1 ile %3 arasında aşağıya doğru gevşediğini göreceğiz. O zaman ne olacak? Bu sefer 7.45 üzerinde 7.45, 7.65 hatta 7.52, 7.68, 7.70 arasında bir yeni aralık oluşacak. Kuru bu şekilde zaten dengeli bir şekilde arttırmak zorundayız. Enflasyonumuz bu arada Merkez Bankası'nın %9,8'lik yıl sonu hedefi kesinlikle tutmayacak. %14-15 ortalamayla bitireceğiz yılı. Bu Mart, Şubat, Mart, Nisan hem dışarıdaki gıda imtiyazdaki artışan yani petrol fiyatlarının 50 dolar seviyesinde bulunması bize ithalat sebebiyle enflasyon ithal edeceğiz. Kuru da daha fazla aşağıya düşürmememiz şart olduğuna göre ne yapmalıyız? Burada Merkez Bankası'nın aslında iletişim stratejisiyle bazı şeyleri aslında ima ederek ne yapabilir? 18 Şubat'ta faiz sabit tutulsa bile bu kurda yeni istikrarlı kademede destek bulmasını sağlamalıyız. Bunu niye söylüyorum? 27 Ocak tekrar edecek. Tarihini kimse bilemiyor. Gün içinde ya da hafta önümüzdeki haftalarda oluyor. Döviz tevdiat hesapları ve altına dayalı mevduat bu anlamda buradan çıkışlar olursa baş ağrıtabilir. Bu çıkışların olmaması kurda istikrarlı bir yükselişi sağlamak zorundayız. Yıl sonunda yüzde bu sene 15 enflasyon olacaksa bu kur zaten bugünkü seviyelerin üzerinde en az 8 850'lere çıkması lazım. Bankaların batık kredilerine bir an önce çare bulunmalı. Hükümet acil ve elzem hali harcamalar hariç bütün ödenekleri gözden geçirmeli. Mali politikada evet esnafı, vatandaşı, çiftçiyi destekleyecek adımlar atalım ama bunu vatandaşın sırtına yeni vergiler yükleyerek değil kapsamlı bir tasarruf paketi ilan ederek yapalım. Hep Merkez Bankası'na yükleniliyor. Evet özelliği kalmadı. Göstermelik bir Merkez Bankamız var ama... Hiç olmazsa o kurumun mevcudiyeti bile bir hala bu kadar itibarı ve kredisi tükenmesine rağmen hala öyle ya da böyle. Ne yapacaksınız? Paranın patronu orası. Oranın verdiği mesajlarla bile bir istikrar sağlanabiliyorsa. Bakın 8.50'den 7.40'lara kadar 50'lere kadar indirilmiş bu kur ama bu tavizlerle verilmiş. Tasarruf paketi açıklansın. Kanal İstanbul gibi ya da altyapı gereksiz şu anda havalimanına ilave havalimanı yatırımına ilave köprü otoyol yatırımına ihtiyacı var mı Türkiye'nin? Hangi yolları hangi şey ne kadar kullanabiliyoruz şu krizde? Vatandaş yiyecek ekmek bulamıyor. Esnaf feryat ediyor. Bu karantina tedbirleri Şubat Mart'a kadar devam ederse ki Almanya gibi bir ekonomi uluslararası uçuşları kapatmayı Schengen bölgesinde kara sınırlarını kapatmayı düşünüyor. İngiltere'de, Fransa'da sokağa çıkma yasakları gündemde. Belçika zaten e, turistik amaçlı seyahatleri Mart'a kadar yasakladı. Dolayısıyla belirsizlik var. Kamunun şiddetli bir şekilde geç tez vakitte bir an evvel şey yapması lazım. Bir tasarruf paketi açıklaması lazım. Makam arabalarıdır, kiralık binalardır, israftır, bütün bunlar lüzumsuz harcamalar hepsini durduralım. Esnafın mı ihtiyacı var? Bütçedeki o vergi gelirlerinden elde edilen ödenekleri oraya tahsis edelim. Merkez Bankası o zaman bakın ekonomi bu anlamda işsizliğe de piyasadaki daralmaya da bu katkı sağlayabilir maliye politikası. Maliye politikası demek sadece efendim vergileri indirelim. KDV ÖTV'yi beklemeyin şu anda indiremez hükümet. Çünkü zaten bu bütçe çökmüş. Geçen sene 2020 yılında biz 180 milyar TL bütçe açığı 139 milyar hedefi vardı bu kadar yüksek bir açığı Merkez Bankası takviyesi ve bedelli askerlik geliri imar affı dışarıdan gelen o paralarla ancak 180 milyara indirmiş 180 milyarlık açık vermişiz hedeften sapmış bu sene en az 240 250 milyar açık var o zaman ne yapalım Merkez Bankası hükümet el ele versin gerçekten bakın ideolojik siyasi bütün önyargılarımızı kenara bırakalım şu memleketin şu krizden daha fazla Hasar görmeden çıkabilmesi için bunları yapmamız lazım. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu yönetim anlayışıyla enflasyon böyle yükselirken gıda zamları TÜİK %10-12 diyor gıda enflasyonuna ama gidelim bakalım. Ayçiçek yağına yine %20 zam, tereyağına zam, ona zam buna zam her şeye zam geliyor. Vatandaşın hissettiği enflasyon 40'tan aşağı değil. E bu şartlarda siz diyorsunuz ki yıl sonunda %9 olacak. Evet TÜİK masa başında bunu halledebilir ama gerçekçi değil. Dolayısıyla bu tedbirleri alalım ve yabancıların ne kadar bu anlamda sıcak para için gelenlerin anlık çıktığını gördük değil mi şu son günlerde? Onlara bel bağlamayalım. Tamam geçici olarak yangını söndürmek için böyle bir yangın söndürücüye ihtiyaç vardı bunu yaptık. Ama bakın girişler Hindistan'ın veya Brezilya'nın yarısında bile değil. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey burada bir kırmızı alarm vermek, hükümet neler yapabilir, Merkez Bankası neler yapabilir, BDDK neler yapabilir? Bütün imkanları bir havuzda toplayalım. Hazinenin ve Merkez Bankası'nın kurumsal hafızası, hafızası ve tecrübesi bunun için yeterlidir. Her ne kadar bu kadroları büyük ölçüde tasfiye edilmiş olsa da Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde hala buna Lütfü Elvan da Naci Ağbal da oradaki kadroları biliyor. Dışarıda bile olsa bu tecrübeden istifade edilebilir. Memleket hepimizin. Bakın burada bu yorumları yaparken bunu buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yapıcı, yol gösterici. Bunlar kale alınır, hep beraber bir ortak bir irade sergilenebilirse ne ala. Yoksa bugün 2-3 aylığına konjonktürel olarak faizlere indirilir. Yarın Joe Biden S-400 müeydeleri, başka adımlar, başka kararlar. O zaman hop kur tekrar yukarı. Kurun hızlı yükselmemesini istiyorsak gerçekçi bir şekilde yükselmesine müsaade etmeliyiz. Bu hem ihracat için önemli hem de Türkiye'nin bu şok dalgalarında biraz daha dalga boyunun düşük kalması için önden yüklemeli bu adımlar atması lazım. Tasarruf diyorum, tasarruf diyorum, tasarruf diyorum. Ama kamu da tasarruf. Vatandaşın kemer sıkacak. Yani kemerde artık delik kalmadı, vatandaşın takati kalmadı. Yapılması gereken şey bu kararları almak hukuk ve demokrasi konusunda Türkiye'nin şeffaflık konusunda bakın varlık fonunun 2019 yılı hesapları bağımsız denetimden geçmiş hesapları plan bütçe komisyona geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde gizli damgası var böyle bir şey olabilir mi? Türk Hava Yolları'nın BOTAŞ'ın PTT'nin Vakıf Bank'ın Ziraat'in Halk Bank'ın e, hazineye ait gayrimenkulleri nasıl bir gizliliği olabilir? E bunlar zaten bazıları halka açık değil mi? Milletin meclisinde plan bütçe komisyonunda milletvekillerine saklanıyor bilgiler ve bunlar kamuoyuna açıklanmayacak. Gizli bir hükmü konulmuş. Böyle bir ortamda Norveç Varlık Fonu'nun 1 trilyon 300 milyar dolar varlığı var. Sadece bu sene 110 milyar dolar para kazandılar bu fondan. Bizim 1 milyar euro bankalara borcu olduğu söyleniyor Varlık Fonu'nun. Hesapları bilmediğimiz için borç nedir, alacak nedir, bilanço nedir bilmiyoruz ki. Şimdi bu şartlarda olmaz sıcak para birkaç haline gelir doları yüksekten bozar borsaya düşükten girer ve yüksekten satar yine ülkenin elde avuçta kalan son gümüşlerini alır götürürler. Dolayısıyla bu tablo e, maalesef ümit verici değil herkesin dikkat etmesi lazım Şubat Mart çok daha çetin geçecek koronadan dolayı hem dünyada hem Türkiye'de kuraklık ve gıda emtiaları ile ilgili riskler ve gıda enflasyonu da başlı başına önümüzdeki günlerin günden başlığı olarak önümüzde duruyor. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. 80 bin direncini geçtik. Hedefimiz 100 bin. Yıl dönümüne doğru 100 bin, 100 bin, hedefine yaklaşacağımızı ümit ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi unutmayın. Lütfen bana videonun hemen altta katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta sonu temenni ediyorum. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.